İlin istihdam sorunlarını, mesleki eğitim sorunlarını tespit etmek ve bu konuda geliştirici önlemler almak amacıyla yapılan 4. İl İstihdam Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda yapılan toplantıya kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda ildeki istihdamın artması için neler yapılabilir, ildeki iş gücüne ihtiyaç duyulan alanların tespit edilmesi ve bu alanlara eleman yetiştirilmesi, işverenlerin ve iş arayanların ortak paydada buluşturulması konuları gündeme geldi. Toplantının açılışında konuşan Vali Turan Ergün, Uşak'ın istihdam durumu hakkında bilgiler verdi. İlimizle ilgili bazı istihdam verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 4A dediğim iş, işçi statüsünde çalışan, özel sektörde çalışan işçi sayısı bizim 2021 yılı Eylül ayı itibariyle 76.942'ymiş. 2022 Ağustos sonu itibariyle aldık rakamları. Eylül SETİAK haberlerinden net çıkmıyor bunlar. Onun için 77.490 şu anda. 2021 yılı Eylül ayı sonunda işe giren sayısı 7.997. 2022 Ağustos sonu itibariyle, yani bir ay öncesi itibariyle 7.570, yani 400 civarında daha az istihdam bir önceki yıla göre. 7.000 kişi işten çıkıyor. Yani iş değiştirenler de dahil bu işten çıkıyor. Bu demek işsiz kalıyor anlamına gelmiyor. Bu işten çıkıyor, başka bir işe gidiyor. Bu işte ortalama demek ki 7-8 bin bir işçi sirkülasyonu var bizim ilimizde aylık. 2021 yılında işten çıkan işçi sayısı 7.209, 2022'nin Ağustos sonunda da 7.641, yani 400 civarında o kadar fazla bir işten çıkan var aylık. Uşak'taki mesleki teknik eğitime gitmek isteyen öğrencilerimiz bu alandan yararlandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle madem sanayi kentiyiz, madem iş gücü ihtiyacımız var bizim, bu ihtiyacı karşılama anlamında, yetişmiş eleman anlamında da bunu ancak sanayicilerle milli eğitimle birlikte işbirliği halinde başarabiliriz diye düşünüyorum. Ben çok uzatmadan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulumuzun bu dördüncü toplantısı, bu yılki dördüncü toplantısının ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum, ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Biz burada istihdamla ilgili, mesleki eğitimle ilgili önerileri, bütün yani istihdama yönelik herkesin paydaşlar bulduk. Bizim organize sanayi bölgesi, diğer organize sanayi, ticaret sanayi odası, karahalı organize sanayi, hepsi şu anda yönetim üyeleriyle birlikte bunları beraber değerlendirip gerek sektörün, gerek idare edin, taleplerini bir ortak noktada şey yapıp biz aynı zamanda iş bölümümüzde bakanlığa da bunları talep olarak, sonuç olarak, çift olarak ileteceğiz.